Hastamız müşahede odasında. Nasıl durumu? Konuşmamız gerekiyor da. Konuşabilirsiniz. Kurşunlar sıyırmış. Hayati tehlikesi yok yani. Ne tarafta? Şu tarafta, buyurun. Buradaydı. Emin misiniz? Belki karıştırdınız. Hayır, buradaydı, eminim. Tarık, buradaki hasta nerede? Buradaydı, biraz önce çıktı gitti. O halde nasıl gitti ya? Bildiğim firar etmiş. Bizden önce ziyaretine gelen oldu mu? Hayır, olmadı. Ama adam çok gergindi. Yarasına müdahale ederken de çok zorladı bizi. Yavrum, güzelim. Çok güzelsin. Kızım, iyi misin? İyiyim. Siz sürmeye devam edin. Söyleyeceğim gideceğimiz yeri. Alo? Engin Balkan, sen misin? Evet, benim. Sen kimsin? Ailem nerede? Soru sormadan sadece dinle. Karınla oğlun güvende mi? Ama şimdilik. Akıllı bir baba ol, polislik yapmaya kalkma. Arkadaşlarına haber vermeye kalkarsan yazık olur. Bak, ben sadece ailemi istiyorum. Güzel. O zaman ne istersek yapacaksın. Bizden haber bekle. Ne istiyorsunuz? Alo! Alo! Başak. Otel kayıtlarına göre adam İsmail Yılmaz ve Sedef Koç. Ama ikisi de sahte. Arzu, bunun başka açısı yok mu? Adamın yüzü net görünmüyor. Maalesef komiserim. En temiz görüntü bu. Kadının net görüntüsü var ama yüz taramadan kimliğine ulaşamadım. Normal bence. Nasıl yani? Kadında bayağı bir estetik var. Aylin komiserim onu demek istiyor. Arda, aracı buldun mu? Abi, Burak'ın Tonguç adında bir adamın reklam şirketi üzerine kayıtlı. Yok. Bu değil. Dediğin gibi abi, iş bayağı karışık hale geldi. Demek ki bunlar gelip aracı aldılar. Tamam. Burak'ını buluruz da diğerlerini nasıl bulacağız? Otele bilgi verdim. Kaldıkları odaya kimseyi almamışlar. Parmak izi toplayacağım. İyi düşünmüşsün. İyi, biz de gidelim şu Burak'ınla konuşalım. Hı hı. Arzu, sen bunu alsana. Al. Kızım, su ister misin? Burada açılmamış su var. Yeter artık, yeter. Yeter artık, yeter. Yeter, yeter. Yeter! Yeter. Yeter. Dur, taksiye ineceğim. Kızım, burada nerede ineceksin? Dur, taksiye dedim, ineceğim. Yapma kızım, dur. Daha genceciksin.
Yaklaşma, dur! Git buradan, hayatımı elimden aldılar. Her şeyi aldılar, yaşamak istemiyorum. Kızım, ne yaşadınsa yaşadın. Çözüm bu değil. Ölmek değil. Gidecek hiçbir yerim yok amca. Nerede yaşayacağım? Önce sen bir adım at kızım, in oradan aşağı. Hadi beni dinle. Hadi kızım. Gel, gel, gel. Sakin ol. Geçti. Tamam, geçti. Sakin ol, tamam. Geçti. Gel hastaneye gidelim ha. Polise gidelim. Polis olmaz. Tamam, tamam. Hadi gel, konuşacağız. Buluruz bir yolunu. Bakarız çaresine. Gel hadi, gel. Gel. Hadi gel. Gel, merak etme. İyi olacağız. Geç. Ünal'ın dosyasını temize çektin, kapattın. Sonra da kuruldan ayrılmışsın. Bildiğin elin yanmış, dönüp arkana gitmişsin. Kaç yıldır tanırız birbirimizi? 30 var mı? Fazlası vardır. Görevi makamı geçelim o zaman. Arkadaşın olarak soruyorum. Bana bir anlatsana, nasıl oldu o iş? Sana hiçbir şey anlatamam Rıza. Ama o kadar yılın hatırına karışma diyebilirim sadece. Mesele ne Ünal ne başkası. Şahıslara takılma. İşin arkası çok büyük, çok kalabalık. Bugün Sadullah'la uğraşırsın. Yarın kim bilir hangi biriyle. Ekibin de sen de çok kıymetlisiniz. Koruyun, kollayın kendinizi. Ben öyle yapıyorum. Asya, hadi gidelim dedeciğim. Ya daha biz gitmeden hemen aracı almışsınız. İsmail Bey aradı çünkü. Gelin aracı alın dedim. İsmail diye bir adam yok. Sen ne anlatıyorsun? Nasıl yani? Sahte kimlik kardeşim. Bize kendini firma sahibi olarak tanıttı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Adres kayıt bilgileri vardı. Çıkarsana şunu. Hadi. Her şeyi anladım. Müşteriye siz niye araç tahsis ediyorsunuz? Müşteri sonuçta komiserim. Adres bu. Giyim firması. İyi, yaz. Bu adamla ilgili başka ne biliyorsunuz? İş dışında çok samimiyetimiz olmadı. Bu iş dönüp dolaşıp size gelmez değil mi? Silah çeken başkası, yaralanan başkası. Sadece araba bizim komiserim. Bizimle alakası olmadığını görüyorsunuz. Daha bir şey görmedik. Bakıyoruz. Ucuz yırttık. Sus, daha çıkmadılar belki de. Gittiler.